Gerçi işte anlamak istemeyen gene anlamıyor. O yüzden anlamak bir idrak meselesi değil, niyet meselesi bana göre. Onlar evet benim elimden çıkıyordu. Yani orada söylediğim her şeyin sorumluluğunu alıyorum. Çünkü ben yazıyordum, ben söylüyordum falan. O öyle. Kitabı okurlarsa zaten anlayacaklar. Şimdi kitaba geleceğim. Kitaptan önce orada yine merak ettiğim bir şey var. Sizin videolarınızdan biri viral olduğu zaman işte sosyal medyada seyrettiğim zaman Allah Allah diyordum ya. Nasıl müdahale etmemişler, nasıl izin vermişler bunları söylemesine. Orada hafif arada özgür bırakıldığınız olmuş aslında. Tabii. Bu da zor İşte az bir önce zaten teslim ettiğim ve teşekkür ettiğim kısmı burası. Yani tabii ki. Ve orada hani dediniz ya sizi çok iyimser ve romantik polyanla buluyorum. Değil aslında. Yani şovun yönetimi tabii ki buna belli ölçülerde belki diğer rakipler Kanal D, Star, şu bu izin veremezken verdi. Yani onlara bunun için her zaman minnet doluyum. Her zaman da bunu söylüyorum zaten. Yani yüzlerine de söyledim, giderken de söyledim. Oradaki mesele dediğim gibi doğal sınırlara gelip dayanmak, bir ana akım medyanın ana haberinde söylenebilecek her şeyi söylemiş olmak, artık tekrara düşmek ve cümlenin sonunu getirmek istemek. Yani hiçbir şey kendi başına açıklanamıyor ya hayatta. Yani kadına şiddet de çok katmanlı bir problem. Efendime söyleyeyim bu insanların canına kıyması çok katmanlı bir problem. Bunların altında yatan birçok sebep var. Sosyolojik olarak anlatılması gereken, söylenmesi gereken. Elektrik zammını vermek lazım, söylemek lazım. Yani ben insanları hakikat arayan bir kadınım. Hakikati size söyleyeceğim sözüyle çıkıyorum. Onların en mahrem saatlerinde, saat 7'de akşam yemeği yediklerinde masalarına oturuyorum. Gözlerinin içine bakıyorum, eksik bilgi veriyorum. Olur mu? Olmaz. Yani ben yapmam. İşte o yüzden haysiyet. kitabı okumanızı gerçekten tavsiye ederim. Ece Üner'le biraz daha bağlantı kuruyorsunuz aslında. Ben kitabı göstersem... Ama bu yazık kitabıma diyeceksiniz, her yeri çizili. En sevdiğim. Çünkü ben mutlaka çizerek okuyanlardanım. Hayatımızda o kadar çok şey oluyor, bir sürü şey okuyoruz, unutuyoruz bazen. İşte kütüphaneden kitabı alıp altı çizili yerleri tekrar okuduğumda hatırlıyorum. Aa evet diyorum, bu kitapta şunlar da vardı. Şimdi bu kitabınızda anlatırken aslında benim yine altını çizdiğim çok güzel bir anlatım var kitabı anlatan. Tarihin taslağını yazmak için çıktım yola, sonra anladım. Tarih dediğin kazananların magazin haberleri. Bizim hikayelerimiz hep üçüncü sayfa. Hı hı. Şiir tadında çok güzel anlatmışsınız ve içinde bazen çok romantik bulduğum, bazen çok mizahi bulduğum nefis paylaşımlar var. Olaylara bakış açısı var. Evet, yakın tarihin aslında minik bir taslağı olmuş bu. Ve benim elimdeki 39. baskı. Kaç baskı yaptı? 42. 42. Ben 39'da yakalamışım. 42 ve ne hoşuma gidiyor biliyor musunuz? Kulaktan kulağa yayıldı. Yani şeyden dolayı yayılmadı. Evet, ben çok görmedim sizin kitapla ilgili tanıtım yaptığınızı. Aksine yani insanlar hani aman işte şovda söylediği 3 cümle, 3 kelime bir şeyler söylüyordur herhalde deyip böyle ön yargıyla almayanlar bile yakınları tarafından işte tavsiye edilmiş almaya başladılar. Hatta sonra ben etrafıma 10 tane aldım. Sizden çok özür diliyorum ön yargım için falan diyenler var. Bu kulaktan kulağa tavsiye edilerek yayılması kadar hoşuma giden başka bir şey yok. Bir de bir best seller oluyor, bir de long seller oluyor ya, evet. Uzun vadeli sattı. Yani belki best seller olmadı kitap ama uzun, ben zaten biliyorsunuz uzun mesafe koşucusuyum. Evet, onu biliyorum. 1500, 3500 ben hep böyle şey. Dolayısıyla kitap da öyle oldu. Sanırım daha da hızlanacak. Yani koşuculuğa benzetmeniz güzel oldu. Zaten işte gençlik yıllarınızda koşmanız vesaire. Onları çok yerde anlattınız. Konuşulmuş şeyleri çok konuşmak istemediğim için. Muhtemelen bu kitap daha da hızlanacak gibi geliyor bana. Çünkü yakın tarihe ait birçok olayla ilgili hem bir anlatım hem de çok tatlı yorumlar var. Mesela üzerinden geçmediğimiz köprülere borçlandık diye bir başlık var ve altında Ece Üner yorumuyla çok güzel anlatıyor mevzuyu. Ya aslında ben bu kitabı şey diye düşündüm. Ergenlere okutmak lazım. Hani okumuyorlar ya şu dönem ergenler.
Okumadan uzaklar, bir şeyi zor okutuyorsun, zorla eline kitap veriyorsun. Hep böyle bir internete ve bilgisayarda olma isteği. Ver ergenin eline, okusun, hem yakın tarihiyle ilgili bir fikri olsun. Haber de seyretmiyorlar çünkü. Bir kere şeye çok katılıyorum. Yani Sedat Peker diyor ya, 40 yaş altına konuşuyorum. Yani 40 yaş altından çok ümidim var. Çünkü bu Kropotkin'in söylediği gibi sarkaç bir o tarafa bir bu tarafa savrulur ya, o uyuma dönemi bitti. Üzerlerinden şöyle silkeliyorlar toprakları, uyandılar. Apolitik değiller, sadece partizan değiller. Sadece hakikat peşinde, kendi partisinin liderini de eleştiren, yanlışlarını görebilen veya işte ailesinin partisinin, kendi partisinin demeyeyim ama Tuncel Kurtiz, Yılmaz Güney'le ben komünizm ne bilmiyorduk ama ortada çok büyük bir yanlışlık vardı, onu biliyorduk diyor ya. Ortada çok büyük bir yanlışlık olduğunu bilen, bunu çok iyi değerlendirebilen bir kuşak var. Dolayısıyla onlara inanılmaz güveniyorum. Belki de o cumhuriyetin eksik halkası tamamlanacak. Yani işte Atatürk ölmedi, yüreğimizde, kalbimizde yaşıyor. Hayır, fikrimizde yaşayacak, onların fikirlerinde yaşayacak. Öyle bir kuşaktan çok ümitliyim. Ve eylemimizde. Ve eylemimizde, aynen öyle. Kitap konusunda da onlara şunu söylüyorum, uzatmıyorum. İki sayfalık denemeler halinde hiç sıkılmayacaklar, söz veriyorum. Ve evet, sonunda bir yere bağlanıyor. Yani fikir satan bir kitap. Bu böyle böyle oldu, sonuç dediği zaman bir yere bağlanıyor. O konuda da evet, okuyabilirler. Kitapla ilgili konuşacak çok şey var. Altını çizdiğim çok şeyler var. Dönüp soru kitapları yapmak istiyorum. Hı-hı. Az önce gençlerden ümitliyim dediniz. Ben de zaten ümitliydim ama mesela geçenlerde biliyorsunuz muhafazakar partilerin giyimini doğru bulmadığı için Hande Yener'in Batman'daki konserini istememesiyle ilgili olaylar oldu. Dedim ki ne olacak şimdi acaba? Hande Yener konser vermekten vaz mı geçecek? Konserine insanlar gidecek mi? Giderse biliyorsunuz konser full. Bütün Batmanlılar Hande Yener konserine akın akın gittiler. Hı hı. Bu da gençlerin başkaldırısı olarak görüyorum kendi adıma biraz. Kesinlikle, işte onu diyorum. Yani düşünce uykudan uyandı. Cesaret uykudan uyandı. İnsanlar artık zincirlerini kırdılar. Çünkü bir şeyi artık çok 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 baskılandığı zaman, bu düdüklü tencere gibi aradan hiç hava vermezse pat diye patlar. Sizi bu benzetmelerinize bayılıyorum. Ya evet, maalesef öyle. Yani düşünce biçimi, bunu zorlama yapmıyorum bu arada. Yani kafam öyle çalışıyor yani. Biraz böyle şeylerle, sembollerle falan çalışıyor. Neyse, şunu söyleyeyim özetle. O cesaret ve kendini ifade, manifestasyon hali geldi artık. İnsanlara da, gençlere de geldi ve o da bulaşıcı. Tıpkı pandemi gibi. Yani iyilik de bulaşıcı, kötülük de bulaşıcı, cesaret de bulaşıcı, bulaşıcı. Ve bulaşıyor, katman katman yayılıyor. Çok da umudum var, çok da mutluyum. Artı hakikat peşindeler. Yani şunun artık farkındalar. Bir döneme kadar Türkiye'de suni gündem yaratılabiliyordu. Biz de bunu yiyorduk tırnak içinde. Fakat şimdi mesela Melisa Sezen'in göğsüne takmak. Şimdi onu söyleyeceğim. Hissettim. Evet. Karşılıklı iki sezgisel gözlerimiz konuşsun. Şimdi orada mesela diyorsunuz ya, Ece olsaydı ne derdi? Ne derdi? Şunu derdim. Yani liyakatsizlik, değil mi? Yani insan haysiyetini, onuruna, onurunu zedeleyebilecek işte. Öğretmen atamaları, KPSS'de çok yüksek not alıp da mülakatta kurban edilenler, elektrik zamları, şunlar bunlar falan filan. Yani dolayısıyla kral çıplak. Kral çıplak diyemeyen meme çıplak diyor. Ve biz de bunu yemiyoruz. İşte yani. Bak, Ece Ünler cümlesi oldu. Yemiyoruz yani. Kimse de yemiyor. Gençler de yemiyor artık. Gündem bu değil yani. Evet. Ayrıca da zaten bu arada şeyi tartışmıyorum bile. Kimse kimsenin işte dedi ya şeyde çıkıp Burcu Biricik'te biz sizin iç çamaşırınıza evet. Karışıyor muyuz diye. Yani kimse kimsenin zaten karışamaz. O ayrı bir şey. O zaten tartışmaya açık değil. Aynen. Ama biz bu suni gündemi yemiyoruz. Onu demeye çalışıyorum. Yani hatırlarsınız elektrik zamları ilk geldi. Bana geldi 1400 lira. O sırada neymiş efendim? Sezen Aksu onu demiş. Efendim Gülşen'in bilmem neresiymiş. Evet. Öbür tarafın bilmem ne yani. İyi de elektrik zam mı? Ne yapacağız?